2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde, daha eksizlik bir şekilde yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Ve Adalet Bakanlığı'nda da çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi personeli, 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9500 kadro vereceğiz. Müezzin, imam ve Kur'an öğretisi olarak buralarda çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı her geçen yıl, her geçen ay yurt sayısını artırıyor Kredi Yurtlar Kurumu. Dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumu'nun da ihtiyacı olan 10.900 personelin 2018'de işe başlaması için gerekli izinleri vermiş durumdayız. Üniversitelerimizde 4.000, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda 2.000 ve üniversite hastanelerinde 7.000 yeni personel alınacak. Ayrıca böylece bütün kurumlarımızda 110.000 yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması diye bir sorun yaşanmayacak.